Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef çok acı bir haberle karşı karşıyayız. Bingöl'de 26 gündür haber alınamayan iki çocuk babası Yılmaz Bey'in cesedi parçalanmış halde evinin hoseptik çukurundan çıkmasının ardından yapılan soruşturmada katil karısı çıktı. Yapılan açıklamalarda 26 gündür haber alınamayan iki çocuk babası 40 yaşındaki Yılmaz Bigeç'in babası Fikri Bigeç bahçeden kötü kokular gelmesi üzerine tuvaletin arka kısmında bulunan foseptik çukurunun tahtasını kaldırdı. Tahtayı kaldırdığında çukurdaki giderde ayak ve ceset parçaları gören baba durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye ilçe jandarma komutanlığından çok sayıda ekip ve jandarma suç araştırma timi gönderildi. Ceset parçaları fosiptikten çıkarılarak otopsi için Karlova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan olay yeri inceleme sonrası cesedin kayıp olarak aranan Yılmaz Bigeç'e ait olduğu belirlendi. Cesedin bulunmasının hemen ardından kısa bir araştırma yapan jandarma ekipleri şüphelisi olarak Yılmaz Bigeç'in eşi Reyhan Bigeç'i gözaltına aldığı ifade edildi. Yapılan açıklamada ilçe jandarma komutanlığında ifadesi alınan zanlı kadın bugün güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcıya ifade veren kadının mahkemeye çıkartılırken kocasını planlayarak kasten öldürmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edildi. Kıskandığı kocasını uyurken taşla öldürüp 10 parçaya böldüğünü açıkladı. Şüpheli kadın olay günü öğle saatlerinde çocuklar evde yokken kıskandığı için kocası uyurken kafasını taşla ezerek öldürdüğünü, cesedi de yok etmek için 10 parçaya bölüp evlerinin dışında bulunan tuvaletin hoseptik çukuruna attığını itiraf etti yaptığı açıklamalarda. Gayet çok dehşet verici bir olay. Yani bir kadından adamı öldürüyor, 10 parçaya bölerekten bunu saklıyor. Yani dehşet verici bir olay. Ülkemizde gün geçtikçe değişik değişik cinayet haberleri gelmeye devam etmekte. Lütfen herkes bu konularda kendine dikkat etmesi gerekmekte. Dikkatli olsun. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.